Efendim herkese merhaba. Piyasalarda bu hafta konuştuğumuz önemli başlıkları ve etkilerini değerlendireceğiz. Ali Perşembe ile birlikte. Öncelikle hocam merhaba, nasılsınız? Yayına hoş geldiniz. Merhabalar, herkese merhaba. Siz de iyisiniz umarım. İyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Nefes aldığımız sürece gerisini hallederiz diyoruz. O kadar indirmeyelim ya yani. Yo, bence en temeline indirmek lazım. Çünkü temelinden çözmezsek problemi bir türlü şey yapamayacağız diye düşünüyorum. Hocam yanlış mıyım? Ne dersiniz? Valla biraz keyfimize bakmamız lazım. Kesinlikle yani keyfimize bakmamız. Nefesle olmuyor bir tek. Benim için yeter ki nefes alsın var deyip konuyu kapatayım. Peki. Şimdi şöyle ya şaka bir yana konuşmalara ben bakıyorum da işte bir şeyden bahsediyorsun, siyaset yapma. Bir şeyden bahsediyorsun, felsefe yapma. Ya kardeşim ne yaparsam yaparım. Yani bu benim tercihim, bu bizim tercihimiz. Biz nefes almaktan fazlasını istiyoruz. Yani çok açıkçası düşüncemiz bu. Aynen, evet. Ama piyasalar tarafından bakınca tabii hani nefessiz de bir durum söz konusu. Evet. Eylül'e girdikten beri. Ben biraz daha bu videoyu şey diye düşünüyorum. Hani izleyenler o gündemi yakalasın ama esasında her zaman genel geçer doğruları da ifade ettiğimiz bir şey olsun ve geçmişe bakalım. Yani hani geçmişte 2001 krizi ve etkileri, Evergrande gibi mesela büyük şirketlerin batmasının yaratabileceği o gelişen piyasa krizleri, domino etkisi falan filan gibi 2008. Konular var. Evet, 2008 Lehman'a benziyor mu, benzemiyor mu? İşte too big to fail mı? Yani batmasına izin verilmeyecek kadar büyük mü değil mi? Bunlar enteresan konular. Abi, sizce nasıl bir süreç? 118 tane konu kapsadım bir anda. Yok, şunu soracağım. Şu anda olup bitenler geçmişteki bir örneğe benziyor mu? Yani Lehman'a benziyor mu, şuna benziyor mu? Ona bakıp bir geleceğe dair tahminde bulunabilir miyiz? Tek sorun bu esasında. Tamam. Bu 118'ini birden bir şeyde toparlayayım bir kaşıkta o zaman yapabilirsem. Benziyor tabii. Yani hem bir sürü sektöre sirayet edebilecek hem de küresel olarak sirayet etme potansiyeli olan tehlikeler var. Geçmişle benzerlik arıyorsak. Bir de geçmişle benzerlik arıyorsak tabii başka bir benzerlik daha var. Biliyorsun Ekim ayı özellikle Amerikan hisse senetleri piyasası için böyle çok parlak bir ay değildir. Yani neden? Çünkü bir sürü Ekim'de oldu önemli geri çekilmeler. Geriye baktığınızda bu tabii yani istatistiksel olarak şey değil, geçerli bir neden değil. Çünkü yani kaç tane Ekim oldu da bütün ekimler kötü diyebiliyoruz ama insanların dimağında böyle bir şey var yani memory her seferinde geri dönüyor. Ben de bugün sağıma dönsem soluma dönsem dünyanın yarısı Ekim ayında Amerikan hisse senetlerinde %10'lara varan bir geri çekilme bekliyor. Bir tek farkı var yalnız. Daha önceki Ekim aylarındaki %10'a yakın geri çekilmelerde dünyanın yarısı %10'a yakın geri çekilme beklemiyordu. Bu da başka bir hikaye anlatıyor bize. Ama şeye dönelim yani şimdiki biliyorsun çığırtkanlık da tamamen aynen senin ifade ettiğin gibi herkes aynı şeyi konuşuyor. Ya bu Lehman'a benzeyecek mi diye Evergrande'den konuşuyorlar yani. Şimdi çok garip bir durum. Hoşuma gitti yani finans tarihi olarak da böyle enteresan olayların önümüze çıkması. Çünkü Evergrande dediğinizde yani şimdi dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin en büyük sektöründeki en büyük oyuncudan bahsediyoruz. Yani kocaman bir şirket ve acayip çok yüksek oranda kaldıraçlı yani borçlu. Ama bunun Lehman gibi olup olamayacağını anlamak için bir Çin'e bir dönmek istiyorum. Yani oradaki özellikle emlak sektörünün ve Evergrande gibi şirketlerin neler yaptığını biraz bir geriye sararsak. Şimdi Çin dediğiniz yer zaten bizden iyi olmasın. Paradokslarla dolu bir ülke. Yani bunlardan bir tanesi de Evergrande'in faaliyet gösterdiği konut, emlak piyasasının kalbi. Bir de unutmayalım ki Çin komünist bir devlet ve bu devletin tüm toprakları devlete ait. Şimdi devlet eskiden halkın parası olmadığı için vergi toplayamıyordu. Halk fakirdi.
Vergi toplayamadığı için de emlak piyasasını geliştiremiyordu. Konut projeleri yapamıyordu. Altyapı yatırımı yapamıyordu. Yani bir nevi bir finansman sorunu vardı. Bunu çözmek için bu adamlar, Komünist Parti'den konuşuyorum tabii, 1988'di yanılmıyorsam, bir reform yaptılar. Ve bu reformda dediler ki artık tamam toprak bizim ama bu toprağı kullanma, ama dikkat et, sahip olma değil, kullanma haklarının uzun vadeli kiralamalarla alınıp satılmasına izin verdi. Böyle bir reform. Normalde bütün evler kraliçenin. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir de hala İngiltere'de biliyorsun, yani toprağı ya satın alıyorsun ya da 90 yıllığına, 100 yıllığına sana veriyor. Bu şekilde bir izin verdi. Bu satışlardan o zaman Çin hükümeti, yani o takip eden o reformu 20 yıl içinde böyle trilyonlarca dolar topladı. Yani bir nevi devlet bu devlet varlıklarını özelleştirerek vergi mükelleflerinin kaldıramayacağı bir ölçekte bir devasa altyapı yatırımlarını finanse edebildi ve o büyüme de o şekilde geldi. Şimdi bu reformdan önce halk genellikle işverenin sağladığı, ki bu işverenin de %99'u devletti, devlet kurumlarıydı, onlar tarafından sağlanan konutlarda yaşıyorlardı. Bunlar küçüktü, kötüydü ve işverenin de bunları geliştirmek veya yenilerini yapmak gibi bir motivasyonu yoktu. Yani herkes mutsuz mutsuz oturuyordu. Şimdi reformlar gelince bu işverenler zaten kendilerine yük olan bu şeyleri çok ucuz fiyatlara elden çıkarmak için konut sahipleri çok bedava fiyatlardan sattılar. Aslında bir nevi bir çok büyük bir servet transferi oldu. Birdenbire bu fakir halk konut sahibi oldu çok ucuz. O kazançlarını daha büyük ve daha iyi evler alarak da arttırmak için devamlı konut piyasasında oldular ve bir spekülasyon başladı ve bu büyümeyi tohumladı, yani konut piyasasındaki büyümeyi tohumladı. Fiyatlar devamlı arttı, devamlı arttı. Herkes emlak şeycisi, spekülatörü oldu ve ne ironidir ki daha önce elden çıkarmak için can atan devlet kurumları, o devlet evlerini, onlar da o piyasaya dahil oldular tekrar. Ya yani onlar da alıp satmaya başladı herkes gibi. Herkes girdi piyasaya. Herkes girince de fiyatlar patladı. Ya yani öyle bir patladı ki bugün büyük şehirlerde Çin'in, büyük şehir derken zaten Çin'in yarısından bahsediyoruz. Bütün herkes urban oturduğu için. Evet, büyük evet. Şehirlerde konut fiyatları bir kişinin bir yıllık gelirinin 10 misli fazla. Yani hayli pahalı oldu. Bir de Çin'de şöyle bir durum var. Bizdeki gibi biraz benziyor. Emlak vergileri o kadar düşük ki. Onun için bir nevi bir şey var. Incentive var piyasaya. Siz ya gidin emlak spekülasyonu yapın diye. Yani bedava paralar ödüyorlar vergi olarak. Şimdi tam bu süreçte, yani herkes spekülatör olmuş, emlak piyasası patlıyor, çatlıyor derken ortaya Evergrande çıktı. Bunlar 2009'da halka arz oldular. Bunlar halka arz olduğunda yani böyle 55-60 milyon metrekare falan arazileri vardı. O ilk IPO günü herhalde 50 misli falandı, yanlış hatırlamıyorsam. Çok 50 misli talep geldi. Ve ilk günde %35 falan çıktı fiyatı. Öyle hatırlıyorum. Ama arkasından iyi yönettiler ve böyle o isim her eve girdi. Markanın tanınırlığı arttı. Acayip bir itibarı oldu. Herkes Evergrande diyor, başka bir şey demiyordu. Bu işten de acayip paralar kazandığı için Evergrande bir süre sonra dedi ki ya burada acayip paralar var. Ben biraz daha kaldıraçlı yapayım. Biraz daha kaldıraçlı. Acayip bir borç büyüdü. 62 şehirde yatırım yapmış bu adamlar. Düşün yani milyonlarca metrekare. Neredeyse %100 büyüttüler portföylerini ve böyle 60 bin 100 bin kişilik şehirler yaptı bu adamlar. Yani böyle bizdeki gibi böyle hani emlak konut 86 blok falan öyle değil ya. 60-100 bin kişilik şehirler inşa ettiler. Borcu getirdi. Ve şu hale geldi, tam senin kelimelerinle, batmaya bırakılmayacak kadar büyük bir hale geldi. Tamam. Bir de ismi de güzel, farkına vardıysan. Yani İngilizce bilenler bilir. Evergrande. Yani ben hep büyüğüm, batılmayacak bu, batırılmayacak bir şirket gibi.
Tabii bu gayrimenkul işinde olanlar bilirler. Bir ilginç bir iştir. Yani gayrimenkul işinde bazı öyle bir döngüye girersiniz ki sıfır cash flow olur. Nakit akımı olmaz. Kağıt üzerinde zenginleşiyorsunuz. Arazinin fiyatı artıyor falan ama nakit akımı yok. Nakit akımı olmayınca bu sefer siz yeni projeye giremezsiniz. Elinizdeki projeyi bitiremezsiniz. Tedarikçiye ödeyemezsiniz. Borçlarını ödeyemezsiniz. Aynı şu anda Evergrande'in oldu. 300 milyar doların üzerindeymiş okuduğum kadar borçları. Bir de bu borçların bir kısmı da çöp tahvillerde. Allah'tan bunların çoğu Çinlilerin satın aldığı dolar bazlı çöp tahviller. Yani yurt dışı yatırımcılarda o kadar çok yok anladığım kadarıyla. Fakat bu tahvillerin yani 100 nominal par fiyatı şu anda 25-30'larda dolaşıyor. Hisse fiyatı da %90 falan düşmüş. Şimdi böyle bir felaket olunca bütün dünya diyor ki ya aynı senin dediğin gibi şey olacak mı? Lehman'a benzeyecek mi? Şimdi unutmayalım ki Evergrande bir tane değil. Çin'de Evergrande gibi o büyüklükte olmasa da şu anda batmaya yakın bir sürü şirket var. Çünkü emlak piyasası o hale geldi. Dolayısıyla Lehman'a atıfta bulunmak tabii ki haklı. Yani herkes dışarıya sirayet eder mi ve bütün dünyada bir kriz çıkar mı diye. Yani ben şöyle görüyorum, biraz da okumaya çalıştım. Hepsi ben emlak sektöründe uzman değilim anlayabilmek için. Şimdi bir kere Lehman finans sektörüydü. Finans evet. Sektörü olduğu için çok uluslararasıydı. Ve Lehman'ın karşısında milyonlarca karşı taraf vardı. Ve bunların hepsinin sözleşmeleri vardı Lehman'la. Ve bu sözleşmeleri olan karşı taraflar Lehman batmaya doğru giderken panikleyip ya bizim acaba riske maruz paramız ne kadar orada diye onu hesaplamaya kalktılar. Şimdi burada aynı durum var fakat finans sektörü değil, emlak sektörü. Emlak sektörü de olunca Lehman'ınki ve finans sektörü gibi uluslararası bir sektör değil. Bu Çin'le alakalı bir şey. Ha, Çin'de emlak sektörünün tamamen toz olması, yanında bankacılık sektörünü çekebileceği, Çin'in büyümesini indireceği falan için bir sürü dünya olarak riskler taşıyor ama var mı o risk? Baktım ben kimlere borçluymuş bu adamlar diye. Tabii yani finans sektöründe bunların aşağı yukarı 250-300 tane şirkete borçlular. Bunların yarısı banka, yarısı banka dışı finans kurumu. Ve bu paralar dönmeyecek. Yani o anlaşılıyor artık. Yani bunlar next to batık krediler. Ne yapar Çin? Yani Çin dediğin ya burası artık bir şey lesefer ekonomisi değil. Ne yapabilir diye baktım. Şimdi ihtimaller bir böyle başından sonuna doğru yönetilecek ve batışa doğru gidecek bir kayyumi bir süreç olabilir. Kontrollü bir şekilde batırabilirler. İki, tamamen kurtarırlar. Üç, bırakınız batsınlar derler. Evet. Bence iki ile üçü yapmaz. Yani bildiğimiz Çin komünist dansa eğer, yani ne bırakınız batsınlar diyecek, ne de tamamıyla kurtaracak. Bence birincisini yapacaklar. Tabii bazı şeyleri bozacak bu. Ama benim kanaatim dünyaya sirayet edecek bir güçte değil. Belki de bakarsın 5 gün sonra kimse Evergrande'in ismini bile hatırlamayacak. Yani öyle düşünüyorum. Peki. Bunu bir ekleyeceğiniz var. Onu da ekleyin lütfen unutmadan ama şunu anlıyorum ki yani Ekim ayları genelde böyle olumsuzlukların Amerikan piyasalarında olduğu zamanlardır. Ha, olduğu için böyle olumsuzluklar akılda kalmıştır ama tarihte kaç Ekim'de kaç tane olmuştur derseniz çok fazla değildir herhalde ama büyükleri evet. Ekim'de olmuş. Ona bir dikkat etmek lazım. Evet. Eylül ayları bir iki hafta zaten böyle bir karmaşık geçiyor. Sonra piyasa bir yere oturuyor ve bir yere doğru gitmeye başlıyor. O da var önümüzde. Demek ki bu iki haftanın ardından Ekim'de bir şey olup olmayacağı konusunda zaten fikir sahibi olacağız. Siz büyük olasılıkla çok büyük bir şey olmayacak. Çünkü ilk anlattığınıza dönüyorum. Yani burada bir kara kuğu var zaten. Olacak, bitecek ve biz de hay Allah diyeceğiz dediğimize göre şu anda bu kadar göz göre göre gelmez. Ama bir ara gelecek. Onun evet. Zamanlamasını bulmak açısından şunu sormak istiyorum peşine. Bunun olma olasılığının artık arttığı bir dönemde yani Amerika hep kurtaracak, o Plant Protection Team hep gelecek mi?
yoksa bir yerden sonra bırakacaklar mı konusu önemli bir konu. Onu bir sorayım. Yani o da FED açısından önemli. Ardına da şunu koyayım. Bunu yaptıkları zaman orada serbest düşüş var. Yani Nasdaq'ta şurada burada ya bir günde bütün servet gidebiliyor. Biz de ne yapıyoruz? Devre kesici giriyor, durduruyor, satışı engelliyor. Bu doğru bir şey midir, yanlış bir şey midir? Esasında bugünün konusu o oldu. Hani bırakalım neyse piyasa onu yapsın mı, yoksa hep bir el bir yerde olsun mu konusu zannediyorum çok önemli bir konu önümüzdeki günlerde yaşanacaklar açısından. Evet, çok güzel. Uzunca bir soru oldu. Başından alacağım. Başka bir yerlere gidersem düzelt lütfen. Bir kere birincisi başta da söylediğimiz gibi şimdi tamam Ekimler hep kötü olmuş ama bir istatistikçiye söyleseniz bilimsel olarak güler. Yani çok az elimizde bir veri var. Ama Ekim herkesin memorisinde dedik. İki, daha öncekiler oldu ve bunların hiçbir tanesi beklenmiyordu. Bu sefer şimdi herkes %10 düşüş bekliyorsa bunun olma olasılığı da bu düşürüyor demektir. Böyle bir şey var. Üç, bunun zamanını nasıl bulacağız falan dediğinde... Ya eğer bende böyle bir kabiliyet olsaydı şimdi bırak senle hiç kimseyle konuşmazdım ya şu aşamada. Ben zaten konuşmazdım, anladım, yazdım ben onu. Tamam. Böyle bir şey bilmiyoruz. Ama öbür taraftan şey konusuna gelelim, aslında orası çok daha vahim bir konu. Şimdi diyelim ki böyle bir şey oldu. Evet. Günde yani bırak %10'ları, %30'lara, 50'lere falan düşüşler oluyor piyasalarda, hisse bazında. Şimdi burada iki tane ayrı konu var. Onu dinleyiciler, izleyicilerin iyi anlaması lazım. Yani bir devre kesici başka, serbest düşüşü bloke etmek başka. Devre kesiciler halkın, aşırı spekülatif halkın zıvanadan çıkmasını önlemek ve biraz daha rasyonel düşünmesine izin verecek zamanı tanımak için yaratılmış bir mekanizma. Bu Amerika'da da var devre kesiciler. Bizde de olması gayet doğal. Ama açığa satışı sakatladığınız zaman bu sefer piyasanın normal işleme mekanizmasını ve kendi kendini tamir etme mekanizmasını da sakatlıyorsunuz. Biz bunun açığa satış bağlamında değil de piyasalar bağlamında bu konuyu biz daha önce konuşmuştuk seninle. Maalesef Keynes'in yumurtlamasıyla ortaya çıkan bir şey. Çünkü biz okullarda laissez-faire'le büyütüldük. Yani bırakınız yapsınlar. Neden bırakınız yapsınlar iyi bir mekanizmaydı? Çünkü şuna inandırıldık okurken. Piyasaların, serbest çalışan ve etkin piyasaların bir hastalanma olduğunda kendi kendilerini tedavi etme ve tamir etme yetenekleri var. Bırakın o mekanizma devreye, fiyat mekanizmasıyla devreye girer ve kendi kendini tamir eder diye okuduk. Fakat okuduk ama ben okuduğumdan beri de bunun böyle yapıldığını görmedim. Bütün ülkeler, ki bunun dünyanın en lesefer ülkesi Amerika bile, bırakınız yapsınlar demedi. Bırakınız batsınlar da demedi. Böyle demediğiniz zaman siz piyasanın kendi kendini tamir etme otomatik mekanizmasını sakatlıyorsunuz. Bu şu anda da yapılıyor. Amerika'da da yapılıyor. Zaten bizim hala krizlerden konuşuyormuş olmamızın ana nedeni şu anda Amerika gibi bir memleketin 2008'de bırakınız batsınlar dememesinden dolayıdır. Siz piyasanın yarısını, size işinize gelen kısmını tamir ettiniz. Öbür yarısı hala sakat duruyor ve bu her 10 senede 15 senede bir daha ortaya çıkacak. Siz bir daha gireceksiniz Keynes gibi. Şimdi bizim tarafa geldiğimizde de bir taraftan düzenleyici otorite, bir taraftan bırakınız yapsınlar diyor. Yani size açığa satış fasilitesini veriyor. Satabilirsin diyor. Öbür taraftan fiyatlar düşerken bir dakika dur yapma diyor. Şimdi ben fiyatlar çıkarken mi açığa satacağım? Yani burada bir nevi bir etik bir sorun var. Ama etik sorunun ötesinde açığa satış mekanizmasına bakmak lazım. Bir kere hem düzenleyici otoritenin hem de yatırımcının açığa satış mekanizmasının ne işe yaradığını iyi anlaması lazım. Bir kere şu kesindir ki bütün dünya, binlerce ampirik çalışmada bu ispatlandı. Açığa satışlar düşen hasta piyasaların en etkili ilacıdır. Yani piyasalarda adil fiyat tespiti ancak açığa satışla olur. Neden ilaç oluyor? Çünkü unutmayalım ki açığa satış yapmış yatırımcı
pozisyonu kapatmak için ileride almak zorunda. Zaten bu o tamir etmiyor mu piyasayı? Yani siz ona izin vermiyorsunuz. Piyasa düşerken, düşmezken buyur açığa sat diyorsunuz. Düşerken bir dakika ben sana yasakladım diyorsunuz. O zaman da yanlış fiyatlama oluyor. Yani piyasa açığa satamadığı için sizin ekranda gördüğünüz etkin fiyat değil. Yani kimsenin anlamadığı garip bir piyasa. Bu açığa satış mekanizması, bakın, balonları önler, likiditeyi artırır. Piyasaya spekülatif olarak değil de hedge amaçlı giren yatırımcıların, tüccarların, şirketlerin önüne bir korunma mekanizması verir. Fiyatları şişirme manipülasyonunu ortadan kaldırır. Ama siz böyle yapmadığınızda sakatlıyorsunuz. Bir de elimizde bakın çalışmalar da var. Bu Yale Üniversitesi'nden falan bir sürü şey var. Açığa satıştan şikayet eden şirketlerin performansları etmeyen şirketlerden daha iyi. Yani çok bariz bir sonuç bu aslında. Çünkü açığa satıştan şikayet etmeyen şirket zaten piyasa şey olarak algı olarak geri döndüğünde zaten o geri dönüşten ilk kar edecek olan şirketler hangileri? En sağlam, en iyi olan şirketler. Açığa satıştan şikayet eden şirketler kötü şirketler. Ya bir şey daha ekleyeyim, belki konuşulur daha sonraki yayınlarda. Buyback yapıyor adam. Belli bir yerden hissesinin artık ederek Microsoft yaptı dün değil evvel. Bırak açığa satsın, karşısında da sermayeder çıksın, daha ucuzdan alsın ama alsın kendi şeyini. Yani piyasanın etkin çalışmasını ve piyasa yapıcılığı mekanizmasını derinliğe oturtmazsanız anca böyle şeye benzemiyor mu hocam? Biz yüksek enflasyonu engellemek için aşırı fiyat yapanların üzerine gideceğiz. Böyle raflardaki marketlere ceza keseceğiz falan. Yani dolayısıyla sözünüzü bu, yoksa biraz daha abartayım. Siz beni zıvanadan çıkarıyorsunuz böyle. Adam şey diyor ya, aşı olursanız 3 kulaklı 5 burunlu olursunuz. Hani evrim yoktu kardeşim? Sonra öbür küsü bir tane yazıyor. Benim vücudum benim kararım. Benim de vücudum benim de kararım gibi. Yani samimiyet, gerçekten işin doğru yapılmasından faydalanacakların önünü açan, vergisini verene, hukuka uyanı destekleyen bir sistem. Biraz demokrasi galiba hocam. İş gelip gidip oraya dönüyor galiba. Ya işte ya şimdi kime demokrat, kime antidemokrat denmeye geldiğinde bu sefer Keynes'e de komünist dememiz lazım o zaman. Tamam. bir sürü şey kurtardı. Ama acaba hiç başlamasaydı bu kurtarma işi veya düzenleyici otoritenin sadece küçük yatırımcıyı koruma ve piyasaların adil işlemesini fasilite etme görevini sağ solu sakatlamadan, orayı burayı yasaklamadan yapması başından beri olsaydı belki şu anda çok daha sağlıklı finans piyasalarına sahip olurduk. Buna hiç izin vermedik ki. Evet, hepimiz eşitiz ama bazılarımız daha eşitiz. Daha eşit. Yani birileri bir şeyler yapıyor, biz de o doğrudur deyip arkasından gidiyoruz. Ondan sonra onun gerçekten doğru olduğu düşünülüyor ki belki de temeldeki en büyük problemin devam etmesine neden olan bir unsur. Biraz felsefe yaptık ama piyasada bir satış gelirse bu ciddi sonuçlar doğurabilir. Ekim'de bunu, Eylül'de ya da Ekim'de çok beklemiyoruz ama dikkatli olmak lazım. Piyasada bir önceki yayında Işık'la da konuştuk. Düzgün çalışmasına izin vermek lazım. Yoksa temeli bozuk piyasa. Bu da yasakçılık da olmaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diyorum. Görüşmek üzere. Herkese teşekkürler.